Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle sayın rektör yardımcılarımız, sayın hocalarımız, sevgili öğrencilerimiz, sevgilerimize katılmanızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Bugün iki tane önemli misafirimiz var. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Microsoft Ankara'dan Ozan Bey ve Ömer Bey misafirimiz oldular. Geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi zaten bilgisayar mühendisliği dışında pek diğer fakültelerden öğrenci göremiyorum. Bize yönelik bir etkinlikti zaten. Bizim için mühendislik öğrencileri gerçekten önemli. Bunu şey için söylemiyorum. Bu fakültede bir öğretim üyesi olduğum için söylemiyorum. Ülkemizin geleceğini inşa edecek insanları biz okutuyoruz. O yüzden istiyoruz ki buradan dolu dolu mezun olsunlar. Arkadaşlarımızın haklı bir talebi ya da sezlenişleri diyeyim, oluyordu şimdiye kadar. Üniversitemizin birçok etkinliği oluyor. Ama mühendisliğin bu anlamda ciddi bir etkinliği olmuyor. Sürekli geride kalıyoruz. Niçin güzel şeyler yapmıyoruz diye. İnşallah Allah nasip ederse bundan sonra devam etmeyi düşünüyoruz. Misafirlerimiz gibi değerli konuklar getirebilirsek bu tür etkinliklere devam etmek istiyoruz. Zaten öğrencilerimiz biliyorlar, biz kendi içimizde de bir takım etkinlikler başlattık. Onlarla da devam ediyoruz. Haftalık seminerlerimiz oluyor, öğrenci etkinliklerimiz. İnşallah faydalı olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi ben bunu samimiyetimle söylüyorum. Ben mühendisliğin, yani üniversitemiz değil sadece, Türkiye'nin geleceği açısından gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden arkadaşlarıma çalışmalarını tavsiye ediyorum. Bol bol okumalarını, araştırmalarını tavsiye ediyorum. Derslerde çok konuşuyoruz bunları ama yine de kısa bir hatırlatmak istiyorum. Lütfen emek verin, lütfen çalışın. Sizler bizlerden bir şeyler isteyin. Hocam niye, mesela dediniz ki niçin etkinlik yapmıyoruz? Niye mühendisliğin etkinlikleri bu kadar seyrek veya yok? Bizler sizler için o zaman elimizi taşın altına koymaya çalışıyoruz. Ama sizden bir şey gelmesi lazım, talep olması lazım. Bizim sizden heves, istek görmemiz lazım ki biz bu işlere devam edelim. Biz de mutlu olalım bundan. O yüzden yani sözü çok uzatmak istemiyorum. Bugün işin uzmanları burada. İlk başta sanırım Ömer Bey size Microsoft'un özellikle öğrenci arkadaşlar için sunduğu ücretsiz çözümler var. Biraz onlardan bahsedecek. Daha sonra da Ozan Bey bize kariyer hakkında biraz, Microsoft'un ve iş dünyasının kariyere bakışı ne? Bu anlamda piyasa sizden ne tür bir şey bekliyor? İkisi de uzman gözüyle bize bir sunum yapmaya çalışacaklar. Şimdiden teşekkür ediyoruz kendilerine. Ben sözü onlara bırakıyorum. Teşekkürler hocam. Sesimi alabiliyorsunuz. Beni duyamayan yok şu an değil mi? Böyle konuşsam sıkıntı olacak. Mikrofonla uğraşmak istemiyorum bir yandan. Hatta ayağa da kalkacağım çoğunlukla. Kendimden bahsedeyim. Zaten bu bilgilerimi yazıyorum. Biliyorsun Türkiye'de eğitim çözümleri uzmanı olarak çalışıyorum. Çoğunlukla KM ekibi üniversiteler arasında Office 365, birçoğunuz belki biliyorsunuzdur, Minecraft eğitim sürümü ve Imagine Academy farklı bir Microsoft'un üniversitelerde ve meslek liselerinde daha çok kullanılan birçok içerisinde kaynağın bulunduğu bir platformun eğitimlerini ve bunların tanıtımlarını yapıyorum. Bugün size burada Office 365'ten bahsediyor olacağım. Hepinizin buna erişimi var, bunu kullanıyor olacaksınız. Birçok faydaları da olacak bunun. Bunlardan bahsediyor olacağım. Yavaştan başlayalım isterseniz. Zaten biraz da geçtik. Şöyle ilerleyelim. Önce Office 365'in de bundan bahsetmek istiyorum. Office 365 bir bulut çözümü, bulut sistemi. İçerisinde çok farklı servisin bulunduğu, birçok servisin bulunduğu bir platform aslında. İçerisinde neler var? İşte mail sunucusundan tutun da Microsoft'un bildiğiniz ofis araçları dediğimiz Word, Excel, PowerPoint'inden ve birçok online servisinde birçok içeriğin bulunduğu bir ortam. Dediğimiz gibi bulut sistemi platform bağımsız çalışıyor. Yani telefonunuzdan da buna erişebilirsiniz. Tabletinizden de erişebilirsiniz. Mac bilgisayarınızdan ya da Windows bilgisayarınızdan da buna erişebilirsiniz. Portal olarak zaten online bir arayüzü bulunuyor. Yani herhangi bir browser'dan buna erişebiliyorsunuz. Ve bunun sağladığı size, yine biraz sonra bahsedeceğim, ofis araçlarını ücretsiz olarak indirip kullanabiliyorsunuz ve bu ofis araçları da
o süreçte hangisi son sürümse onu sahip oluyorsunuz, ona sahip oluyorsunuz. Mesela şimdi düşünürse 2016 sürümünü ücretsiz bir şekilde bilgisayarınızda kullanabileceksiniz ofisin. Bunun bir isim de vereceğim zaten ilerleyen süreçlerde. Şimdi Office 365 diyoruz, online diyoruz, bulut sistemi diyoruz, birçok servis var dedik. Bunları çok kısa bahsedeyim içerisinde neler var. Bir kere çevrimiçi Exchange var içerisinde. Bunun ne olduğunu birçoğunuz biliyorsunuzdur. Bir mail sunucusu var aslında. Bu mail sunucusu işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Mail atabilirsiniz, arşivleme yapabilirsiniz. Office 365'in mail sisteminin farkı neler diyecek olursanız da aslında burada size sağlamış olduğu 50 GB'lık bir mail kutusu burada en ön plana çıkabilir. Onun dışında çok farklı güvenlik duvarları bulunan, ben ona şöyle örnek mesela verebiliyorum direkt. Son zamanlarda çok karşılaştığımız bir virüs. Kripto virüsü. Duymuşsunuz birçoğunuz. İşte fatura adı altında size bir mail geliyor, açıyorsunuz ve cihazınızı kilitliyor. Yani cihazınızı kilitlemiyor aslında da, içerisinde bulunan tüm adı değil, kripto oluyor, kilitliyor. Ve size işte şu adrese şu kadar kripto para yolla ve sana bunun key'ini vereyim, bunu açabilir şeklinde örneklendirebiliriz. Bu kripto virüsünü mesela Office 365'te hiç alamazsınız. Çünkü bu mailleri daha öncesinden kendisi işliyor, içerisinde zararlı yazılım var ise bu mail sizin mail baksınız dahi düşüyor. Mail hiçbir şekilde alamıyorsunuz, çünkü göremiyorsunuz. Onun dışında içerisinde gerçek zamanlı haberleşme Skype for Business aracı var. Skype'ı birçoğunuz duymuşsunuzdur muhtemelen. Office 365 ile birlikte Skype for Business geliyor. Hatta bu şu an dönüşüm sürecinde Teams ile entegre çalışacak ve Teams'in içerisinde bunu kullanıyor olacağız. Ondan da bahsediyor olacağım. Teams de aslında bilgisayar mühendisliği bölümü olduğu için aslında bir noktada hepiniz aşina olacaksınızdır. Project Management uygulamaları vardır, proje yönetim araçları. Girerseniz işte bir ekiple bir ortam oluşturursunuz, dosya paylaşırsınız, iletişiminizi oradan kurarsınız, kişilere görevler atarsınız. Bunların tamamını yapabildiğiniz bir ortam aslında. Tamamen böyle Project Management ya da eleme sistemi, belki kullanıyorsunuz okulunuzda, öğrenci sistemi diye düşünebilirsiniz. Onun dışında yine zaten biraz önce de bahsettim, kendi içinde Word, Excel, PowerPoint, Outlook, bunların tamamının hem online hem çevrim dışarı, yani bilgisayarınızda kurduğunuz hali bulunuyor. Ve bu online kısmının da bize sağladığı belli başlı özellikler var. Bunlardan da bahsediyor olacağım. Microsoft bulut hizmetlerinden biri de demiştik zaten Office 365'i. Şöyle bir artısı var. Yine başta bahsettiğimiz güvenlik düzeyleri bu noktada devreye giriyor. Kurumsal bir uygulama bir noktada. Bunu birçok iş hayatında şirketler şu an hali hazırda kullanıyorlar. Ve Microsoft da bunun kurumsal sözleşmesi olduğu, çalıştığı üniversitelerde, kampüslerde öğrencilere ücretsiz olarak veriyor. Siz de buna sahipsiniz ve bunu kullanıyor olacaksınız. Burada zaten gördüğünüz gibi birçok farklı sertifikaya sahip, güvenlik tarafında farklı firewall'lar kullanıyor, güvenlik çözümlerini kullanıyor. Burada benim önemli olarak görüp direkt söylemek istediğim şey, Microsoft sizin verilerinizi hiçbir şekilde bu sistemde analiz etmiyor ve bunu kullanmıyor. Burada bahsedeceğim biraz sonra. Bu bulut sistemiyle birlikte size 5 TB'lık bir alan sağlıyor. Şu an muhtemelen hiçbir ücretsiz sistemde bunu alamazsınız. Yani Outlook, Hotmail gibi farklı servislerimiz de var bizim ücretsiz sunduğumuz. Bunlar da 5 GB, 10 GB şeklinde bu bulut sistemi size, bulut platformu sağlanıyor. Ama Office 365 ile birlikte 5 TB'lık bir alanımız var. Yani şu an fiziksel olarak düşünseniz herhangi birinizin sahip olduğu bilgisayarda 1 TB, 2 TB gibi hafıza vardır. Burada sizin bulut sisteminde 5 TB'lık bir alanınız var. Burada depoladığınız hiçbir şey analiz edilmiyor. Mailleriniz analiz edilip size reklamlar çıkarılmıyor. Hatta sunumdan önce hocalarımızla da konuştuk. İşte birçok farklı marka ya da ne diyeyim, uygulama, Google diyeyim ya da farklı yanlış diyeyim. Bunlar size ücretsiz ya da bizim de mesela Hotmail'e de altında düşünebilirsiniz. Ücretsiz sunduğumuz bazı servislerimiz var. Bu servislerin birçoğunda ücretsiz olmasının da aslında bir yandan ücretsiz olmasından da kaynaklı. Sizden bir şekilde çıkar elde etmesi gerekiyor ki bu ürünü size verebilsin. Ama ofis tarafında, ofis 165 tarafında biz hiçbir şekilde böyle sizin verilerinizi analiz etmiyoruz, reklam yollamıyoruz, reklam hiçbir şekilde almayacaksınız. Bunun garantisini verebiliriz. Şimdi bahsettik, bunun içerisinde hem online hem de offline olarak kullanacağınız, yani hepinizin bildiği, bilgisayarınıza indirip kurduğunuz ofisin sürümlerini elde ediyorsunuz. Bunun için bir
biraz sonra bir ekran göstereceğim, neler yapacağınızı anlatacağım. Ama önemli olan nokta, zaten online herkes kullanıyor olacak. Onun dışında indirilen sürümünden de 5 tablet, 5 telefon, 5 bilgisayar olmak kaydıyla toplamda 15 adet lisansınız var arkadaşlar. Yani şu an elinizde tuttuğunuz telefon Android olsun, işte iOS olsun, hiç fark etmez Windows telefon olsun. Direkt store'una girip, Office atıyorum, Word, Excel, PowerPoint bunu indirip bizim size sağlamış olduğumuz Office 365 hesabıyla bunu lisanslayabilirsiniz ve orijinal şekilde kullanabilirsiniz. Onun dışında yine Mac bilgisayarınız, Windows cihazınız, bunların tamamında sizin sahip olduğunuz bu servis sayesinde, bu uygulama sayesinde, Office 365 hesabı sayesinde lisanslı bir şekilde kullanacaksınız. Bence bu en önemli kısmı bir noktada. Çünkü ücretsiz son sürüm Office kullanıyor olacaksınız. Ki bilgisayar mühendisliği bölümündesiniz, çok fazla raporlama, işte analizdir, dizayndır, bunun gibi raporlar hazırlıyorsunuzdur, proje raporları hazırlıyorsunuzdur. Bunların tamamında birçoğunuz Office araçlarında kullanıyorsunuz. En basit Excel'inden tutun, PowerPoint'tan tutun ya da Word'ünden tutun. Bunların tamamını lisanslı bir şekilde kullanıyor olacaksınız. Peki bunu nasıl elde edeceğiz? Hepinizin bir Office 365 hesabı olacak. Herkes broşürü eline alabilir, değil mi? Şu herkesin elinde broşür var. İlk bölümünde, ilk sayfasında nasıl elde edeceğiniz bilgisi yazıyor. Diğer tarafta da senaryolar var, farklı servislerle ilgili bilgiler var. Bu ilk alanda size zaten nasıl elde edeceğinizle ilgili siteyi veriyor. Oraya gidip kurum, yani okul mail adresinizle, edu.tr uzantılı adresinizle işlemlere başlıyorsunuz ve size o adresinize mail atıyor. Bunu doğruladıktan sonra mail adresiniz tanımlanmış oluyor ve mail adresiniz birebir okul mailinizle aynı oluyor. Okul mailinizle aynı olduğu için portal nasıl office.com'a giriyorsunuz, yine orada broşürde bu da var. Genel reklam bu şekilde oluyor. Bunun şeyi çalışıyor mu? Aynen. Bakın şu sağ üstte portal.office.com'a girdikten sonra sağ üstte install office diyor, yani ofis uygulamalarını yükle diye bir buton var. Bunu açtığınızda şöyle bir ekran gelecek. Şu üstteki Office 365 uygulamalarını yükle butonuna bastığınız anda 5 MB'lik bir Excel giriyor bilgisayarınıza. Bunu da çalıştırdığınız anda artık güncel sürüm neyse, Office 2016 şu an güncel sürüm, Office 2016 ile birlikte gelen tüm uygulamalara sahip oluyorsunuz. Word, Excel, PowerPoint, Outlook, işte Access, Project gibi şeyiniz varsa, dahil edilmişse sizin lisansınıza, birçok farklı Office aracına erişim sağlamış oluyorsunuz. Uygulamak dediğim gibi o 5 MB'lik Excel'i kurduktan sonra işleminiz bitiyor. Kurulum tamamlanıyor ve sizden kullanıcı adını girmenizi istiyor. Bu da yine biraz önce bahsettiğimiz gibi o okul mail adresinizi buraya gidiyorsunuz. Belirlemiş olduğunuz şifreyi buraya gidiyorsunuz ve lisanslama işlemi bitiyor. Bunu da tüm telefonlarınızda, cihazlarınızda, elinizdeki bilgisayarınızda kullanabilirsiniz. Şimdi ben bu işlemden sonra çok kısa bazı servislerden bahsetmek istiyorum. İşte online ve offline olarak kullanabileceğiniz servislerden. Bunları hem günlük hayatınızda hem de okul hayatınızda nasıl kullanabileceğinize biraz fikir edinmeniz amacıyla böyle bilgiler vermek istiyorum. Ofis araçlarıyla başlayalım. Zaten hepiniz eminim bunu biliyorsunuz, kullanıyorsunuz günlük hayatınızda ya da okul hayatınızda. Vurgulamak istediğim bazı noktalar var. Word'ün biraz önce bahsetmiştim, bulut sistemi. Yani arka tarafta sizin için çalışan bir bilgisayar var ve onun üzerinden bazı servisleri kullanıyorsunuz. Word, Excel ve PowerPoint de bunlardan hem online hem offline olarak kullanabildiğiniz araçlardan bazıları. Mesela Word Online'dan ya da Excel'den ya da PowerPoint'tan bahsedecek olursak herhangi bir browser'dan, işte Edge olabilir, Internet Explorer olabilir, Google Chrome olabilir, fark etmez. Biraz önceki bahsettiğim portal.office.com'a gidiyorsunuz ve direkt erişim sağlıyorsunuz. Bu görmüş olduğunuz online arayüzü. Biraz sonra da belki demolayabilirim, hani girerim arayüzüne, size de gösterebilirim. Gördüğünüz gibi hiçbir farklılık yok. Yani hepinizin şu an bilgisayarında kurulu olan işte Word 2013 olsun, 2010 olsun. Arayüz sekmeler çoğunlukla yakın. Çok küçük bazı kısıtlamalar var, atıyorum işte Excel'deki kompleks formüller burada çalışmıyor. Bunun da belli başlı sebepleri var, mesela save butonu yok. Burada çalıştığınız tüm içerik ya da dosya üzerinde çalışıyorsunuz. Bu çalışmalar anlık olarak kaydediliyor. Hatta şurada bakın üst tarafta belge 3'ün yanında kaydedildi diye bir ibare var. Bir harf giriyorsunuz, kaydediliyor diyor ve saniyesinde kaydediliyor. Bilgisayarınız çöksün, kopsun, internet gitsin hiç fark etmez. O an o yapmış olduğunuz çalışma o haliyle, o ana kadar, o kopma anına kadar kaydedilmiş ve bu sisteminde sizin depolama biriminizde tutuluyor. Ve bunun son bir artısı daha, online çalışıyoruz, bulut üzerinden çalışıyoruz.
10 kişi aynı anda bir dosyayı değiştirebilirsiniz. Mesela bu da çok fazla işinize yarayabilir. Atıyorum bir rapor hazırlayacaksınız, bir sunum hazırlamanız gerekiyor ve grup çalışması yapıyorsunuz. 3 kişi aynı PowerPoint dosyasına bağlanıp biriniz slide'leri hazırlarken, işte giriş bölümünü hazırlıyorsunuz. Kimisi işte ürün ya da neyse hazırlamış olduğunuz içerik ya da bir kod yazdığınız bir program çıkardınız. Bununla ilgili bilgileri işte 3. slide'de birisi çalışabilir, 5. slide'de birisi çalışabilir. Hepiniz aynı anda işte 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi bir dosya üzerinde çalışabilirsiniz. Farklı bir bakış açısı getiriyor aslında. Yani şöyle diyorum ben, işte sen şurasını yaz, ben burasını yazayım da bunu alalım toplayalım, yok fontlar farklıymış, işte yazı tipi farklıymış, bunu bir daha editleyeceğiz, tekrardan gözden geçireceğiz. Bunlara hiç mahal vermeden tek bir dosya üzerinde tek seferde işlerinizi bitirebilirsiniz. Excel'in arayüzü, bildiğiniz arayüzü. Bunlara çok ilgi yani. Bu da farklı. Bunların tamamı gördüğünüz arayüzlerin hepsi online. Hiç farklılık yok. Hatta burada da bakın, bu birlikte çalışmaya bir örnek var. Şurada bir arkadaş çalışıyor, burada bir arkadaş çalışıyor. Aynı anda dosya üzerinden, bakın başka bir uygulama çalıştırmadan birbirleriyle mesajlaşabiliyorlar. Bunun gibi farklı çözümleri deneyimleyebilirsiniz. Sivey, Sivey'den bahsedelim biraz da. Ozan da zaten biraz sonra bunu size bir sunum hazırlamış, onu sunacak, gösterecek. Sivey de PowerPoint'in bir tık daha üst level olarak düşünebileceğimiz sunum hazırlama aracı. Aslında tam olarak sunum hazırlama değil de hikaye anlatım aracı. Hiç onu duymuşsunuz. Artık sunum biraz daha sıkıcı hale geliyor ve hikayeleştirerek bir şeyleri anlatmaya başlıyoruz. Sivey de burada aslında tam buna parmak basan bir servis. Yani fikir oluşturması için belki şey olabilir, prezi duyanınız var mı biliniz? Evet. Atraksiyonunu, sunumları hazırlayabiliyorsunuz. Aynen burada da bunun gibi düşünebilirsiniz. Sivey de aslında böyle etkileşim sunumlar hazırlayabileceğiniz bir servis. Bir kanvasınız var. Bunun içerisine belli başlı kartlar ekleyerek ilerliyorsunuz burada da. İşte YouTube'dan bir video çekebilirsiniz. Twitter'dan bir tane post olup buraya ekleyebilirsiniz. Ya da etkileşimli farklı bir siteden sürekli datanın değiştiği bir grafiği alıp buna entegre edebilirsiniz. Ve o grafik diğer tarafı değiştiği anda burada da değişebilir. Ve bunun en büyük artısı online çalışan bir sistem. Online ortamda siz bu projenizi hazırlıyorsunuz ya da sunumunuzu hazırlıyorsunuz. Nereye giderseniz gidin, internet erişimi olan bir noktadan sunumunuzu yapabilirsiniz. Paylaşmak çok kolay. Linkini attığınız herhangi bir kişi buna erişebilir. Mesela bir projeyi verebilir. Birçok dahaki de okul gazetesi, okul dergisi gibi farklı amaçlarda kullanılıyor. Belki burada da siz kendi bölümünüz çatısı altında bir dergi, bir gazete çıkarmak isterseniz, bir bülten çıkarmak isterseniz CV'yi direkt kullanabilirsiniz. Hatta sitede yayınlamak amacıyla CV'nin embed kodunu okulunuzun işte mühendislik fakültesine ait olan bölümünde, sitesinde bunu yayınlayabilirsiniz. Buna farklı örnekler getirebilirsiniz. CV'yi de bu şekilde. Gördüğünüz gibi sağa ya da sola, ya daha doğrusu dikey ya da yatay çalışan bir sistem var. İşte kaydırarak sunumda ilerliyorsunuz. Farklı. Aslında şöyle, bunu ben daha net örneklendirmek amacıyla kendinize bunun için bunu kullanarak bir site bile yapabilirsiniz aslında. Linki attığınız herkes ya da bu linki bir yere bağlantı kurarsanız, atıyorum kendi domaininiz var, oraya bu linki tanımlarsanız site üzerinden kendinize bir site hazırlayabilirsiniz, bir portfolyo çıkarabilirsiniz. Örneklerini sizle karıştırarak görebilirsiniz. Bu videoyu açmak istiyorum ama şu an sesi alamayacağız çünkü you have ideas and projects that are interesting, meaningful, powerful. Now there's a new app that helps you easily pull together, format, and showcase them, while still giving you freedom to adjust the design and reflect your own unique style. Introducing Sway, the completely new way to express yourself. Search a wide variety of sources without leaving the app. And simply drag and drop your content directly into Sway. Sway gives you the power to assemble and present your ideas. All just a tap or click away. It lets you create a polished, living, breathing canvas of your ideas on the web. Using a variety of multimedia that you bring together with ease. Select the layout and style for your content. Or let Sway do it automatically by showing suggested combinations for you to consider and change at any time.
social networks, and your devices. Your creation can be shared as effortlessly as sending a link. And will look great on any screen. Sway lets you easily pull together, format, and share your ideas on any device from anywhere. It's an all-in-one elegant solution that's not like anything you've used before. Reimagine the way your ideas come to life. İçerisinde hem bölümlerin hem sayfaların olduğu, aslında fiziksel bir örnek vermek gerekirse bu bölümlü defterler burada 3 tane karede bir tane çizgi gibi düşünebilirsiniz. Bu da istediğiniz kadar bölüm açabileceğiniz, istediğiniz kadar sayfa açabileceğiniz bir defter düşünün, dijital bir defter. Ve onun içerisine çok farklı materyaller ekleyebiliyorsunuz. Videolar ekleyebilirsiniz, ses kaydedebilirsiniz, anlık video çekebilirsiniz. Excel direkt içine gömebilirsiniz ve buna benzer birçok farklı dosya tipini destekleyen bir not defteri. Hatta bununla ilgili hocalarımızla da konuştuk. Birçok sınıfınızda hatta tüm sınıflarda akıllı tahta var değil mi şu an? Hocalarımız mesela OneNote'a tüm sınıf içerisindeki yaptığı ya da tahtaya yazdığı herhangi bir şey varsa OneNote içerisinde yaparsa anlık o dersi bir ders çıkışında ya da akşam öğrencilerle paylaşır. Ve bunu tek bir tuşa basarak ve sadece sizin bilgilerinizi girerek yapabilir. Hatta OneNote'un son sürümüyle birlikte, artık son sürümü ya da eklentisiyle OneNote'un sınıf defteri diye bir seçeneği var ve öğretmen kendine sınıf için bir defter planlıyor. Kendisini öğretmen olarak atıyor. Öğrencileri de tek tek bu defterin içerisine giriyor. Ve bu paylaşım işleri çok çok daha kolay yani. Tüm sınıfa şu sayfayı dağıt diyor. Ve o gün işlemiş olduğu dersin artık neyse tüm sayfalarını ya da tek bir sayfasını istediği tüm öğrencilere ya da tüm bir öğrenciye ya da birkaç öğrenciye anlık olarak paylaşabiliyor. Burada birkaç örnek göstereyim. Bunlar biraz daha kanunik örnekler ama bunların tamamını siz hani, üniversite düzeyinde de düşünebilirsiniz. Mesela şurada çok güzel bir örnek var. Birçok öğretmen zaten sunum yaparak dersini işliyor ya da kanunik tarafında da defterin çıktısını ekrana yansıtarak işliyorlar. OneNote tarafında da siz bu defter çıktılarını direkt ekleyebiliyorsunuz ve akıllı tahtalar zaten bize bunu olanak tanıdığı için bunun üzerine değişiklikler, soru çözümleri vesaire yapabiliyorsunuz. Mesela bakın burada güzel bir örnek var. Bu tabii akıllı tahtada yazılmamış bir örnek. Bu dokunmatik ekranda bir tablette ve kalem kullanılarak yazılmış bir örnek. Ama buna benzer örnekler sizin sınıf içerisinde de yapabileceğiniz örnekler. Atıyorum telefonunuzun kalem desteği var da direkt günlük hayatınızda ya da ders içerisinde notlarınızı OneNote'a tutabilirsiniz. Onun dışında bilgisayarınız buna elverişlidir. Bunu kullanabilirsiniz. Farklı alanlarda düşünülebilir. Yani buradaki amaç paylaşım çok kolay. Depolama alanı birçok farklı materyale izin veriyor. Direkt bunun içerisinde bakın gördünüz. Şurada bir kitap çıktısını direkt eklemiş. Hatta şöyle bir artısı da var. Sağ tarafta görebilirsiniz. Kitabın PDF halde içerisinde. Direkt gidip kendisi onu alıp da kullanabilir. Buna kadar düşünülebilir. Geçeceğim. OneDrive. Burası en önemlisi. Biraz önce de bahsettik. 5 TB'lık bir alanınız var arkadaşlar. Yani tepe tepe kullanabilirsiniz. İsterseniz dediğim gibi biraz önce kendi bilgisayarınıza telefonunuzu yedekleyin. 5 TB'lık bir alan da çok büyük bir alan. 3 telefon bile yedeklersiniz neredeyse. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Telefondan yaptığınız bir dosyayı, hazırladığınız bir dosyayı bilgisayardan görebilirsiniz. Oradan değiştirdiğinizi telefonda tekrardan açıp kullanabilirsiniz. Paylaşım tarafında da yine OneDrive zaten burada bahsettiğim servislerin neredeyse tamamının tavanında OneDrive var arkadaşlar. Mesela biraz önce bahsettik Word dedik. Word'de açtığımız bir dosya, Word'u online'a tıkladığınız gibi açtınız. Direkt OneDrive'ınızda o yer edecek zaten. Orada depolanacak. Bu da OneNote açtığınız, OneNote orada depolanacak diye düşünebilirsiniz ve dediğim gibi hani 5 TB azımsanamayacak bir alan tepe tepe kullanabilirsiniz. Arayüzde bu şekilde birçoğunuz zaten biliyorsunuzdur. OneDrive, Google Drive kullanıyorsunuzdur. Önemli olan kısım dosyalama ve dizinleme kısmı. Dosyaları direkt atabilirsiniz, klasörler oluşturabilirsiniz. Klasörler içerisinde klasörler oluşturup kendinize dizinler oluşturabilirsiniz ve istediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Skype. Skype'dan çok kısa bahsedeceğim çünkü geçiş aşamasında Teams'e dönüşüyor. Teams'e de zaten bahsediyor olacağım. Skype
gerçek zamanlı haberleşme, hem görüntülü tekst şeklinde mesajlaşıp görüşebildiğiniz bir karşılıklı kişilerle bir uygulama aslında. Skype Conversations'ın artısı, normal Skype'a göre, şöyle bahsedelim. Maksimum 250 kişiye kadar anlık sohbet edebiliyorsunuz ki bu normal Skype'da 20 kişiyle sınırlı. Yani tüm sınıf buradaki ya da herhangi buradaki tamamımız aynı ortama bağlı bir online derse katılabiliriz. Bunu normal Skype'da ya da başka bir aralıkta yapamıyoruz muhtemelen. Burada yine önemli olarak paylaşabileceğim size masaüstü paylaşım kısmı. Skype Conversations'da kendi ekranınızı karşı tarafa direkt gösterebiliyorsunuz. Bu da yine farklı uygulamalarda kullanılıyor. Mesela Etude, Skype tarafında Etude için çok fazla kullanıyoruz. Öğretmen kendi ekranını paylaşıyor, soru çözümünü yapıyor. Hatta dokunmatik kalemli bir bilgisayarı varsa öğrenciye anlık sınıfta ders anlatırmış gibi dersini anlatıyor Skype üzerinden ve hatta hani karşı tarafa komut yetki verip karşı tarafın da o değişiklikleri yapmasına izin verebiliyor. Skype tarafında böyle eklentiler bulunuyor. Bunların tamamını Teams tarafında da görüyor olacaksınız. Skype bildiğim süre sonra zaten ortadan kalkıyor olacak. Şöyle bir ekranımız var, arayüzümüz var. Katılımcıların hepsini görebiliyorsunuz. Ne yazıldığını görebiliyorsunuz, ekran paylaşımını vesaireyi bu alanda yönetiyor oluyorsunuz. Ve bakın şu kısım kahve kenarında verdiğim örneğe benziyor. Öğretmen soru çıktısını beklemiş ve bunun üzerinde öğrenciye direkt dersini anlatıyor. Yani şurada görmüş olduğunuz ekran tamamıyla karşı tarafa da yansıyor. Forms, online olarak anket yapıyor musunuz? Birçok projenizde data toplamak amacıyla muhtemelen anket yapıyorsunuzdur. Ve bu anketleri de online yapmak aslında hani göreceksiniz, işiniz çok çok kolay hale getirecek. Çünkü bu anketleri böyle soft copy olarak birine verseniz muhtemelen, yani çıktı alıp anket doldurur musun benim içindesiniz, tek tek onu alacaksınız, işte bunu bir Excel'e aktaracaksınız, hangi soruda ne kadar yanıt almışız, bunun bilgilerini tekrar analiz etmeniz gerekecek. Ama mesela Forms'tan bahsedelim. Forms tarafında siz bir link atıyorsunuz karşı tarafa ya da bir kare kod paylaşıyorsunuz ve o kişi telefonundan olsun, bilgisayarından olsun, herhangi bir platformdan sizin formunuzu anlık olarak yanıtlayabiliyor. Yanıtladı, bunun çıktılarını siz anlık olarak bir Excel tablosunda ya da grafiksel arayüzünden görebiliyorsunuz. Ve soru çeşitli de çok güzel. Yani çoktan seçmeli soru, açık uçlu soru ya da direkt derecelendirmeli soru tipleri girebiliyorsunuz. Bunlar çok farklı şekillerde değerlendirilebilir. Mesela şu görmüş olduğunuz ekran hazırlanmış olan anketin arayüzü. Ve paylaşım tarafında da bakın ne demiştik? Kare kod çıkarabilirsiniz. Direkt linki paylaşabilirsiniz ya da mesela biraz önce bu Sway tarafında bahsettiğim embed kodunu alıp okulunuzun sitesinde direkt bir anket yayınlayabilirsiniz. Kişi hiçbir yere bağlanmadan site üzerinden anketi cevaplayıp yollayabilir. Bunları kullanabilirsiniz. Ben şeyden bahsedeceğim. Şu görmüş olduğunuz ekranda size her bir soru için sonuçlar bölümü olarak düşünebilirsiniz. Sonları şu tarafa hazırlıyoruz. Sonuçlar burada görünüyor. Sonuçlar ekranında da her bir soru için grafik alıyorsunuz. Yani birinci soruya kaç kişi doğru yanıt vermiş, hangi şıkka kaç kişi cevap vermiş ya da işte A şıkkını 5, B şıkkını 3 kişi cevaplamış gibi grafikler alıyorsunuz. Ki bazen yetmeyebiliyor analizlerinizde. Bunun tamamını Excel olarak çıktı alabiliyorsunuz, indirebiliyorsunuz. Bu da aslında bir noktada sizin kendi kendinize analiz edip farklı grafikler çıkardığınızda olmak lazım. Bakın burada da bu anketin direkt cevaplarını görebiliyorsunuz. Bu da telefondan nasıl görüldüğü, hiçbir kayıp yaşamadan telefonda da bunu görebiliyorsunuz ve yanıtlayabiliyorsunuz. Feedback tarafı da var ama ben bundan bahsetmeyeceğim. Yani kişiye soruyu yanlış cevapladın, doğru cevapladın şeklinde sadece anket değil, sınav amacıyla da bunu kullanabilirsiniz. Belki bunu hocalarımız değerlendirmek isterler. Forms tarafında hem anket hem de sınav hazırlayabiliyorsunuz. Sınavı da çoktan seçmeli şekilde cevap yaparsanız her bir soruya da doğru şıkkı belirleyip sınavın tamamının puanını belirledikten sonra öğrenci gönder tuşuna bastığında kaç aldığını ekranda görebilir. Yani online sınav sistemi şeklinde de kullanılabilir. Hatta bunu biraz daha ileri götürecek olursa işte bir mail atar size. Bugün akşam saat 8 ile 9 arasında sınavınız aktif olacak. Bu aralıkta girmeniz gerekiyor.
ve siz 8 ile 9 arasında sınava girebilirsiniz. 9 1 geçtiği anda sınav kapanıyor. Buna benzer örnekler yapılabilir. Teams yine çok önemli demiştik. Bundan da önce bahsedeyim. Bir ekip aslında oluşturuyorsunuz. Team adı üstünden küçüleştirilmiş ekip olarak önümüze çıkıyor. Bir grup halinde çalışma için bulunabilirsiniz ya da tüm sınıf için bulunabilirsiniz. Bir ortam hazırlıyorsunuz. Burada anlık sohbet yapabilirsiniz. Bakın burada benim çalışmalarımdan bir tanesi. Kurum içerisi yazışmalarının yapıldığı tekrar bir alan. Burada kişiler örnekler paylaşıyor. Mesela burada Twitter postunu paylaşmış direkt mesela. Burada bir tane PowerPoint sunumu paylaşılmış. Burada bir konuşma alanınız var. Yukarıda bakın bir dosya bölümümüz bulunuyor. Hemen ondan da bahsedelim. Biraz önce göstermiştik. OneDrive ekranda bayağı benziyor. İstediğiniz gibi dizimler oluşturabilirsiniz. Dosyalarınızı burada depolayabilirsiniz. Ve buranın artısı OneDrive'de sizin dosyanız. Burada ekibin dosyası. Ekibe dahil olan herkes bu dosyalara erişebilir ve değişiklik yapabilir. Ama OneDrive'da sadece siz gerekirse paylaştığınız kişiler bunu erişebilir. Ve buranın team'in bir artısı da birden farklı serviste elde çalışabiliyor. Mesela Teams'inize bir tane Word ekleyebilirsiniz. Teams'inize bir tane Excel ekleyebilirsiniz ve bunu team içerisinden değiştirebilirsiniz. Ve buna benzer birçok farklı uygulamada kurcalarsanız görebilirsiniz burada yer alıyor. Son olarak ben Office 365 tarafını böyle bitirmek istiyorum. Sizin Ozan da biraz sonra bilgiler verecek. Şu ekranın fotoğrafınızı fotoğrafını çekmenizi istiyorum. Burası bayağı önemli. Çünkü burada hem Office 365 tarafında yararlanabileceğiniz hem sektörel anlamda size kaynak sağlayabilecek çok fazla dersin kaynağın bulunduğu platformları gösteriyor. Şöyle bahsedeyim. Ozan sen de eklemek istediklerin olursa bunu da ekle bana. Cloud Society dediğimiz işte Machine Learning'den Artificial Intelligence, AI dediğimiz birçok farklı alanda ya da cloud olarak düşünün. İşte cloud yönetimi, servisler yönetimi, servis yazmak, hani DevOps dediğimiz, development geliştirme tarafında birçok içeriğin bulunduğu bir ortam. Virtual'da yine kendinizin dijital ortamda bir lab oluşturduğu ve bu labı istediğiniz herhangi bir alanda kullanabileceğiniz sanat makinalardan tutun da işte servisleri direkt olarak çalıştırabildiğiniz bir laboratuvar ortamı size sağlıyor. Virtual Academy yine aynı şekilde sanal bir akademi ve bu alanda da birçok farklı alanda işte yazılım geliştirmeden tutun işte server management'ına yani sistem management'ına ya da network ya da security alanında birçok farklı kaynağın yer aldığı video dersi içeriklerin olduğu alan. Açık Akademi direkt Türkçe, Microsoft Türkiye'nin hazırlamış ve sunmuş olduğu bir kaynak. İçerisinde işte C#, .NET'ten tutun Python'a birçok farklı Türkçe kaynağı yer aldı. Şu alanda var İngilizce kaynaklar. Bu da Türkçe kaynakların yer aldığı bir ortam. Oyun geliştirmeden tutun da birçok farklı alana hitap edebiliyor. Imagine biraz sonra zaten Ozan paylaşacak. Size bu alanda sahip olduğunuz kaynakları kullanırken mesela atıyorum C#, .NET derslerine başladınız, buradan ders alıyorsunuz ama bunun için sizin bir platform gerekiyor ki siz kodlayabilirsiniz. İşte Imagine'da burada size Microsoft'un size sağladığı uygulamaları ücretsiz edinebileceğiniz bir alan aslında. Atıyorum Visual Studio. Yani bunun prosunu direkt siz Imagine'i kullanarak indirebiliyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz ve lisansınız direkt ücretsiz bir şekilde geliyor. Bunda Ozan zaten bahsediyor olacak. Bir de Microsoft'un Professional Program dediği yeni ortaya çıkmış bir uygulama dediğim de platformu var. Burada da yine çok farklı petlerde ya da nasıl diyeyim, dediğim Türkçesinde yol mu diyeyim ya da nasıl dersler bütünü düşünün. Mesela kendinize bir yol haritası çıkardınız, yol haritası çıkardınız. Ben yazılım ya da ben server management'ına gideceğim diyorsunuz ve bu Microsoft Professional programı da size bunun için işte şu dersi, şu dersi, peşine şu dersi. Bunun sonrasında da gidip Microsoft'un international geçerliliği olan, uluslararası geçerliliği olan şu sertifikasını al ve sen artık sektörü hazırsın dediği bir platform aslında orası da. Sizi yönlendiriyor. Siz kendinize bir yol haritası çiziyorsunuz. Ve bunun için gerekli işte derslere gidiyorsunuz ya bunların sizin sene sonunda artık sene ya da artık ne olarak düşünürseniz bir döneme yayabilirsiniz bu dersleri. Dönem sonunda bir final proje veriyor size, final projesi. Bunu yapıyorsunuz ve sonrasında sizi direkt sınava yönlendiriyor. Siz de bu sınavı geçtikten sonra aslında bir noktada
sektöre hazır hale geliyorsunuz. Ve bu platformların çoğu sizi Microsoft'un bir an önce bahsettiğim bu uluslararası geçerli olan sertifikasyonlarına hazırlıyor arkadaşlar. Ve emin olun Ozan da bahsedecektir, sektörde sertifika çok önemli. Yani birçok alanda olduğu gibi bizim sektörü, bilişim sektöründe de sertifikasyon baya baya hani sizi ön plana çıkaracak, CV'nizde yer alan bir sertifika sizi artı bir puan getirecek noktalara geldi. Bu platformların çoğuna dahil olun ve kendinize yeni yollar çizin deriz. Sertifikasyonlar da bu şekilde. Yani Microsoft'un temel anlamda işte en basitinden düşünecek olursak ofis sertifikaları mesela. Microsoft ofis olabilirsiniz burada girdiğiniz sınavlar dahil. İşte Microsoft Technical Associate dediğimiz daha çok böyle işte Network Fundamentals, Security Fundamentals gibi ya da işte güvenlik şeklinde ilerliyor. Microsoft Certified Professional dediğimiz direkt sektör için olan ortalama $100 civarında sınavları olan sertifikasyonlar bunlar da. Ve mesela şurada Microsoft Certified Solution Associate'i görüyorsunuz. Bu da yine Microsoft Certified Professional'la birlikte geliyor. İşte 3 tane MCSA, Microsoft Certified Solution Associate'e giriyorsunuz ve bu associate'liğiniz expertliğe dönüşüyor. Buna benzer kendinize farklı alanlarda yollar çizip sertifikalarınızı alabilirsiniz. Ben teşekkür ediyorum benim için. Sektör hakkında daha fazla bilgi verecek ve yönlendirmelerini yapacaktır. Teşekkürler tekrardan. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi Murat hocamızın da geleceği sormuştuk bizden. Madem bilgisayar mühendisliği olarak çoğunlukla buradayız. Bu sokakta dünyanın en aslında büyük yarılım firması. Bu işte 1975 yılında kurulmuş 40 yaşında bir firma. Ve işte yazılım geliştirme yaşam döngüsü dediğimiz bir şey var Microsoft'ta. Yani bir yazılım sıfırdan sonuçlamacının önüne gelene kadar nasıl yazılıyor, hangi aşamalardan geçiyor. Biraz bunlardan bahsediyoruz. Bunu yaparken de Skype üzerinden Ankara ofisindeki Alp Bey'den destek alacağız. Hızla bir kendisine hemen bağlanalım. Zaten yaptığımız bu anlayacağımızdan haberi de var. Şu an herkes seni görebiliyor. Şey yapayım, döndüreyim bilgisayarı, sen de gör istersen. Bir dakika. Yani ses biraz az mı? Geliyor. Ha, tamam. Şöyle güzel değil mi? Şu an seni görebiliyorlar. Projeksiyona bağlıyız. Sesle ilgili ufak sorun. Bir dakika, bir dakika. Sesle ilgili bir değişiklik yapmak gerekiyor. Thank you.
verebilecekler. Tamam, onu da paylaşayım ben o zaman. Tamam, arkadaşlarla haber edersen biz de görüntü görebiliriz sana. Söyleyelim. Hemen onu paylaşayım, onu da verecek sana. Herkes duyuruyor. Bizi aşağı bir olmaz. Olur. Bir hayat, tabletsiz,
Tahmin
Daha ötesinde kamerasının görüntüsüne göre mesela Türkiye'de yapılan bazı uygulamalar var.
Thank you.
Thank you.
çok teşekkür ederiz. Soru var mı arkadaşlar? Merak ettiğiniz bir konu vesaire bilgi almak istediğiniz varsa Alp'e uğramadan önce kendisine sorabiliriz. Mikrofon geliyor. Bir tane soru var. Ya sesli duyulur aslında. Abi yapmak lütfen söyle biz tekrar edelim. Tavsiye ettiğiniz bir çalışma alanı var mı önümüzdeki teknoloji için? Yani şimdi yeni bir teknoloji çıktığı zaman ülkede yani hemen hemen her üniversitede direkt o teknolojiye yönlendiriliyoruz. Mesela bulmuşsa sanal gerçeklik hemen ona yönlendirilmemiz ama yani mesela bulunmamış bir şeyi bulmak için hiçbir yönlendirme yok. Yani bu konu hakkında nasıl bir şey yapabiliriz? Yeni bir şey olacak mı? Bu da kaldı.
soru daha varmış. Size gördüğünüz için. Öncelikle bize zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz size hazırlayıp. Sizken bir galiba bir dakika. Öncelikle bize zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Bu konferansı düzenleyen hocalara da minnettarımızı sunuyorum. Dijital dönüşümden bahsettiniz. Şu an ülkemizde dijital dönüşüm yol haritası belirlendi. Siz de kamuda çalıştığınızı söylediniz. Dijital dönüşüm dediğimizde ülkelerin bazı projelerini ele aldık. Örneğin Almanya 5.0'a geçecek veyahut Çin 2025'e kadar 4.0'ı uygulamayı düşündü. Siz yol haritasında ne tür bir katkıda bulundunuz ve dijital dönüşümde ilgili projeniz nedir Türkiye bazında? Bağlı olarak aklımda bir soru oluştu. Sosyal medya
hesaplarında da bulut teknolojisi kullanılıyor mu? Arkadaşlarımızla biraz bunu tartıştık. Siz bu konu hakkında ne söylersiniz? Thank you.
Anlattıklarınızla biz de derslerde öğrencileri yönlendirmeye çalışıyoruz. Bir de konuştuğumuz bir şey var. Microsoft çok saygın bir kuruluş, büyük bir kuruluş. Bazen derslerde arkadaşlar emeğinizin karşılığını mutlaka alacaksınız. Bu dijital dönüşümü, bu teknolojiye ayak uydurursanız bu piyasanın içinde kendinize mutlaka yer bulacaksınız diyoruz. Bazen bir Microsoft'ta neden çalışmayasınız, bir Google'da niçin çalışmayasınız dediğimizde bazen öğrencilerimiz hayali görüyorlar bunları. Ben şimdi şunu sormak istiyorum. Çalışan birinin Microsoft'ta kendine yer bulma, belki Ozan Bey'den çok özür dilerim, belki de kariyerle ilgili bir şeyler anlatacak bize. Belki bir sorunun cevabını bulacağız ama üçünüzü bir arada bulmuşken, çalışan birinin, emek harcayan birinin Microsoft'ta kendine yer bulabilme ihtimali nedir ya da nasıl bulabilir sorusunun cevabını bize verebilir misiniz? Yani belki de merak ediyorlar. Bir gün biz de Microsoft'ta bir çalışan olabilir miyiz? Teşekkür ederim. Sunumuna gerek
sizin sorduğunuz sorularla. Dolayısıyla ben biraz daha hani oraların eklemeler, notlar şeklinde ilerleyeyim. Son olarak da bir kısa bir bilgi yarışması yapacağız etkinliğin sonunda. 10 sorudan oluşan bir çoktan seçmeli bir test. En fazla sayıda soruya en hızlı yanıt veren 3 arkadaşımızlar. Çok böyle küçücük, hani minnacık bir hafta kadınlar hediyelerimiz olacak. O yüzden toplamda herhalde yarım saat, 35 dakika falan zaten 15 dakikası kesin yarışına gider. Belki daha da fazla. Araya çıkıyorum. Bu arada şeyi sorayım, hani şimdi herkes bilgisayar mühendisi, şimdi bilgisayar mühendisinin dışında bir bölüm var mı? Evet. Yok. Daha biz izleyiz yani. Peki. Şimdi lisans üstü var mı mesela? Hiç. Yok. Dördüncü sınıf var mı? Oo. Zaten zevkli. Son geliş. Bayağı bir işin arası. Peki arkadaşlar. Çoğunuz mezun olma harekesindesiniz. Mezun olacaksınız. Şöyledeki sene uzamanlar belki doktoral hayatta mümkün olacaksınız. Ya da farklı arayışlar içerisinde olacaksınız. Belki çalıştığınız okuduğunuz alanla ilgili çalışacaksınız. Ya da okuduğunuz alan dışında ama başka bir alanda görmek olacaksınız. Ama ben hani bugün Murat hocamızın davetinin üzerinde işte birazcık Halit'in de bahsettiğim dünya nereye gidiyor? Onlardan bahsetmek istiyorum size. Yani buradaki, Halit biraz daha teknoloji yanından bahsetti olayı. Yani Microsoft olarak biz, işte bizim için trendler neler, bizim trendler yönünde neler yapıyoruz teknoloji olarak. Onlardan bahsetti. Ben size hani trendler sahiden de dünyanın bir trendi şu anda. Bunlar bizim profesyonel hayatımızı nasıl etkiliyor? İşte sizlerin mesleklerinde ileride bir sene sonra, iki sene sonra çalışacağımız alanlarda ne gibi değişiklikler olacak? Ama onlardan bahsedeyim. Zaten bazı yerlerde atlayacağım. Siz dipnotları arada şöyle bir göz gelir, okur. Ben tekrar etmeyeyim, işte 4.0 dedik. Şu artık gerçek hayatla bu sanal hayat çok birbirine yaklaştı. Her geçen de birbirine yaklaşıyor. Önümüzdeki dönemde artık ikisinin ayrılmaz bir parça, ayrılmaz bir bütün oluşturacağını göreceğiz. Bizim de toplum olarak buna hazırlıklı olmamız lazım. İşte yeni yeni belki ilk defa duyacağımız kavram toplum 5.0 kavramı. Bu çok yeni. Hani tutar mı, tutmaz mı bilmiyorum ama ben yeni duydum. Sizlerle paylaşmak istedim. Hani tutarsa siz bugünden bunu duymuş olursunuz. Ben de bu sayede öğrenmiş oldum. Zaten bahsettiğimiz konsept birazcık işte bu işte makine öğrenmesi, büyük veri, işte yapay zeka falan bunların bizim hayatımıza nasıl girdiği ve neleri değiştireceği yönünde. Mesela en basitinden ne oldu işte? Hepimiz artık internete bağlı cihazlar kullanıyoruz. Akıllı telefonlarımız var, elimizde bilgisayarlarımız var, akıllı televizyonlar var. İşte elimizdeki en büyük cihazların, bugüne kadar akıllı olan cihazların bazıları akıllanmaya başladı. Nedir o? İşte klima sistemleri artık cep telefonundan kullanabildiğimiz hale geldi. Buzdolabımız, keza işte evdeki internete bağlı, oradan size eksikleri söyler duruma geldi vesaire. İşte telefonlarınızdan müzik dinliyorsunuz, işte video platformlarından da izliyorsunuz, film izliyorsunuz vesaire, artık internet hayatımıza girdi. İşte buradan geri dönüş yok. Ve dediğim gibi yeni gelen trendlerle beraber bu sanal dünya hayatımızı daha da fazla görecek ve artık bir ayrılmaz bütün olarak devam edeceğiz. İşte önemli konulardan bir tanesi yapay zeka. Konuştuk zaten. Şimdi yapay zekanın şöyle bir tartışısına baktığımızda Alp biraz da bahsetmişti. Nereden başlıyor? Bilgisayarın icat edilmesinden değil, 1950'lerde makine öğrenmesi işin içine giriyor. İşte en son bu 2000'li yıllardan sonra biraz daha bu hesaplama güçlerinin, yani computing power dediğimiz şeyin artık artmasıyla beraber ve bu deep learning, akademik anlamda çalışmalarla beraber yapay zeka dediğimiz bir kavram ortaya geliyor. Aslında bu nedir? Bizim makineleri eğitip günlük hayatta onlardan faydalanmamız demek oluyor. Tabii bir de işin hani bilim kurgu boyutu var. İşte o filmlerde görüyoruz, o robotlar insanlığa geçiyor, üretmeye çalışıyor, dünyaya patlıklar var. Evet, böyle riskler var, etikle ilgili problemler var ama sonuçta yapay zeka geliyor ve bunu iyi ya da kötüye kullanmak tamamen insanların elinde. Ve biz işte burada hani yapay zekayı insanların iyiliği için kullanan, insanlara yardımcı olacak bir araç olarak kullanmaya özen gösteren
şirketlerden, teknoloji önderlerinden bir tanesiyiz. Kullanım alanlarıyla ilgili böyle detaylı birkaç şey var ama onunla hiç girmeyeceğim. İşte bankacılık sektöründe örnekler verdik, sağlık sektöründe örnekler verdik falan. O yüzden orayı çok hızlıca geçeyim. Bir ikinci konu işte nesnel interneti. Bundan da bahsetmiştim. İşte örneğin tarımdan çok örnek verdik. Bugün işte bugün Japonya'da da yapılıyor, Hollanda'da yapılıyor, Amerika'da da yapılıyor. Türkiye tarım, işte bu akıllı sensörlerin yardımıyla. Beslenmeni düşünüyorsun. Hani tarım şeyi buna göre. Peki hocam. İki çok hızlı bir şekilde bizim de yani bizlerin de toplumda buralarda istifade etmesi gerekiyor. Çünkü günümüz artık kaynakları artan işte nüfusa yetmeyeceği, küresel ısınmayla beraber tam aksine verimli alanları, verimli tarım alanları kaynakları yok oldu, yok edildiği ortamda işte bu gibi teknoloji bizim hayatımızı kurtaracak. Yani size şey tavsiye ediyorum böyle hani mutlaka merak ediyorsunuz işte böyle bilimsel dergiler var. Bilim teknik gibi işte popüler bilim gibi falan yani aylık yayınlanan dergiler bunlar. 5 lira 10 lira yapan alabiliyorsunuz. Mesela onlardan bir tanesini alın. Düzenli olarak alın mutlaka okuyup orada hani bu konularla ilgili işte dünyada neler yapılıyor falan çok güzel örnekler oluyor. İşte her ayda mesela ben almaya çalışıyorum ve genelde her seferinde bu gıda konusuyla ilgili oralarda çok güzel şeyler oluyor. Bunları tavsiye edeyim. Nesnel internetle ilgili birkaç işte gerçekten son taraftaki tablosu görüyorsunuz. İşte örneğin mesela en son altta biriyle olan şey işte bugün mesela bütün dünyada biz bir internet kullanarak bir bank yaşıyla harcıyoruz değil mi? Mesela 2020 yılına kadar çok değil yani 2 yıl kalmış olacağız. Hatta 1 yıldan biraz daha fazla. İşte bu sensörler, akıllı sensörler sayesinde internet trafiği 22'ye katlanacak arkadaşlar. 22 var, 2 değil, 3 değil, 10 değil, 22'ye katlanacak. Bir düşünün yani şu an işte YouTube'dan video izliyorsunuz, Netflix'ten video izliyor, bütün dünya, işte Spotify, Apple Music, bir sürü böyle şeyler kullanıyoruz. Düşünün yani bunun 22 katı kadar daha bir bank genişliği kullanımı öngörülüyor. Yani bunun olması sonucu yeterli bank genişliğimizin olması lazım. Bir teknoloji bir şeyleri tetikliyor. Yani ne gibi alanlar var? İşte Alp zaten bahsetti. Mesela dil öğrenimiyle alakalı işte konular var. Güvenlikle alakalı konular var. Daha özel amaçlı işte cihazlara üretilip onlardan fayda elde etmeler var. Mesela sağlık alanında şöyle örnekler görürüz ileride. İşte vücudumuza bir çok küçük bir mikroçip enjekte edilecek belki ve sizin oradan duruma göre anlık duruma göre işte düzenli aralıklarla işte kan tahliliniz bir yerlere gönderecek ve işte olası bir tehlikenin önüne proaktif olarak geçilecek, geçilmeyecek falan gibi. Ya da bugün mesela birçok firma şunu yapıyor. Özellikle biz asansör sektöründe veya yani havalimanlarında işte o körük üreten firmalar falan kullanıyor bunları. Asansöre sensörler yerleştiriyorlar. Hareket sensörü hızını ölçüyor, ışını ölçüyor, sesini ölçüyor vesaire. Ya normal bir şey yapamaya başladığınız zaman otomatik olarak servise bildirim gönderiyor. Servis sizin haberiniz olmadan geliyor, asansörü bakımdan geçiriyor veyahut da onarıyor ve gidiyor. Sizin haberiniz yok. Yani kontratınız var zaten işte bir o yeni işleten kişi olarak. Adamlar geliyorlar, yapıyorlar, gidiyorlar falan. Mesleğin kendi hayatımızın içinde olmaya devam edecek. Mesela bir çarpıcı örnek daha vereyim. Mesleğin internetiyle ilgili önemli kavramlardan bir tanesi akıllı uç, bizim intelligent edge dediğimiz bir kavram aslında. Bu hani son noktadaki işte sensörler. Mesela aslında birçoğumuz en az bir iş için sensörlük yapıyoruz. Ya, tahmin edebilecek olan var mı bir tahmin olan? Yani bir firma bizden düzenli olarak bir veriyi alıp başkalarının iyiliği için bu hizmeti bir hizmet sunuyor. Var mı tahmin olan? Buyurun. Telefonlardaki bu geçmiş. Veya çevresi. Bu telefonlarda gezdiğimiz Safari falan var ya. O da var. O birazcık kişiselleştirilmiş bir deneyime geliyor. Yani sizin şeyinizi ölçüp, sizin hareketlerinizi takip edip, ben sana ne satarıma bakıyorum. O da hani faydalı bir yaklaşım ama benim bahsettiğim şu. Mesela navigasyonlar bir trafik uygulaması var değil mi? Yani anlık olarak size trafiği gösteriyor. İşte bugün ben Muş'un, işte Muş şehir merkezine gideceğim deseniz bana en kısa yolu işte gösterecek. Yani belki bunu çok ilk çok kullanabilir ama böyle emin olun İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, daha büyük şehirlerde trafiğin hayatın parçası olduğu bir şehirlerde
insanlar navigasyona bakmadan bir yerden bir yere gitmiyor. Yani ben bir Ankara'daydım, bir yere gideceğim zaman mutlaka navigasyona bakıyorum. İşte yolda bir şey var mı, bir şey kaza olmuş, bir yorgunluğu var mı falan. Bakıp da gidiyorsunuz. Şirketler o mail nereden oluyor, bunun nereden oluyor, Yandex nereden oluyor, işte sizden oluyor. Sizin telefonlarınız onlara sinyal gönderiyor. İşte o anda o trafikte olan insanlardan sinyaller gidiyor, hızını ölçüyor vesaire falan ve benim önüme yola çıkacak olan bir kişiye yol kırmızı mı, yeşil mi, bunu koyuyoruz yani baktığımızda. Hiç anlamadan bile aslında böyle zaten kullanıyoruz, üzerimize geliyor. Bir diğer konu hani ay çok bahsettim bunlar ama makine öğrenmesi falan dedi onun temelinde aslında büyük veri yapıyor. Yani bu yapay zeka yapabilmeniz için, işte makine öğrenmesi yapabilmeniz için, makinelere bir şey öğretmeniz için mutlaka elinizde bir büyük veri olması gerekiyor. Tabii yani büyük veri dediğim şunu anlamamanız lazım. Yani işte bir terabayt büyük bir veri, bir gigabayt küçüktür, işte bir petabayt bir terabayttan çok daha büyük falan gibi değil aslında büyük veri. Büyük veri şöyle, hani siz veriden bir mana çıkarana kadar o veri hızlı değişiyorsa ve siz o geçen sürede farklı bir mana kazanıyorsa o işte büyük bir olay arkadaşlar. Yani bugün benim elimde bir bilgi var. Daha bu bilgiyi kullanıp bir karar verene kadar geçen sürede bu verinin şeyi değişiyorsa, tepki verme hızı değişiyorsa o büyük bir olay. Büyük veri biz nerelerde işte kullanıyoruz? Mesela hastalıkların erken teşhisinden başlayarak işte dünya kupasını hangi bile kazanacak? Böyle en eğlenceli şeyler olur. Sen bir sorunun yaptığı bir çalışma var. Game of Thrones izleyen var mı aranızda? Mesela Game of Thrones'da işte bir sonraki bölümde hani kim ölecek? Yani bunu modellemişler mesela. Ve bir model çerçevesinde şey yapıyor. Yani bir sonraki bölümde kim öleceği tahmin ediyor. Mesela hızlıca bir şey göstereyim. Aktif kullanım alanı. Şimdi bana girdi. Mesela bakın şöyle bir yer var, görüyorsunuz değil mi? Mesela bu alanlarda tamamen eğlence amaçlı böyle hangiler? Mesela bu sene Şampiyonlar Ligi'ni hangi takım kazanacak? Diye bir model yapmışlar. Bu model her hafta güncelleniyor bu aslında. Maç sonuçlarına göre, işte oyuncuların durumuna göre vesaire kart cezalı şu bu. Mesela bu en son işte ilgiyi çekiyor, 4 Mayıs ilgiyi güncellenmiş. Şu an durum bu. Bu da aynı şekilde mesela Türkiye'de var. Bu çalışıyor. Evet, bir şeyi kim düşünecek? Ne var? Başakşehir mesela kazanma ihtimali Beşiktaş'tan fazla. Fenerbahçe'nin işte 10 maçta 10 puan falan böyle. Başakşehir'in fazla değişmez diyor. Beşiktaş'ın böyle düşünebilirler. Ama bu çok eğlenceli amaçlı uygulama yani işte böyle şeyler düşünüyor. Şey mi geldi? Pardon. Tamam, zaten bir daha bir şey daha alacağız. Bir şey yapmışlar. Yani denemek lazım. Ama ilk başta ayrı bir model. Daha böyle şey, çok sık güncellediğimiz işte. Hatta böyle bir model alınca. Ne diye bir model elde olduk ama arkadaşlarla çalışabilirsiniz. Hayır. Ya benim bulduğum alt girişi için bu. Yapay ekranım artık var mı? Alt giriş için de böyle bir şey yapalım. Çerez tutuyorlar falan diye ama bu olayı en iyi yapmıştık ki bir dünyada ilk yapan, en iyi yapan Amazon. Zaten şu anda dünyada en büyük perakende zinciri oldu. Adam bir yere resmi olarak baktık. Eşimizde içerisinde işte bir şartta. Hatta Amerika'da Amazon Go diye bir şey yaptı. Duydunuz mu? Güzel yani işte gidiyorsun ve alıp çıkıyorsun yani falan. Başka ne var mesela? Tebrik sanatçıyız. Bunları makine öğrenmesiyle beraber büyük bir kullanım alanlarında. Sağ tarafında bir grafik göstermek istiyorum özellikle. Şu anda işte büyük birdeki piyasa büyüklüğü. 2011'de 7.6 milyar dolardan
2020'ye doğru, pardon 2026'ya doğru yaklaşık 100 milyar dolara doğru giden bir krep. Çok hızlı. Yani burada arkadaşlar şey var, burada ekmek var yani. Ve daha başlangıcındayız yani. Başlangıcında sayılırız, öyle değil. Şimdi asıl değinmek istediğim konu bunlar, bu olan şeyler iş gücünde nasıl bir değişime yol açacak? Hemen ona şöyle bakabiliriz. Mesela bakın, bu grafikte şeyi görüyorsunuz. Yarın öbür gün işi robotlar tarafından ele geçmeye, nasıl diyeyim, elinden alınacak olan iş grupları. Yani o 0.99 dediğimiz şey, yani bir olduğu zaman %100 yani, %99 aslında var. Mesela işte telemarket, telefonunuz çalıyor, açıyorsunuz, işte evinize ayda 39 euro parmakla bir verin tane yapıyor. Bitti artık, onu bir insan yapmayacak herhalde. Yani, bir şey yok. Çağrı merkezi ya da telefonla satış, bir şey kalmayacak. Ya da işte muhasebeci ve deyici. Zaten standart devletler, standart formlar var. Yani niye bir insan ona bakıyor da işte doğruyu yanlış bulmaya çalışıyor ki onun da gözünden kaçma ihtimali zaten bir maddenin gözünden kaçmasının ihtimalinden daha yüksek. Yani insan hata yapma ihtimali daha yüksek. Gibi gitti aşağı doğru okuyun. Gidiyor. İşin içine ne kadar çok böyle bilgi girerse ve duygusallık girerse mesela tıp alanı işte orada bile robotlar bakma nispeten daha yüksek. İşte yaratıcılık girdiği zaman işin içinde, yaratıcılık karar vermek girdiği zaman işin içinde oralarda insanlar aslında robotlarla oralarda yarışacak. Belki yarışacak demeyelim, buna çok doğru bir ifade olmayabilir. Mesela IoT alanında ne gibi roller karşımıza çıkacak? İşte bunlar doğrudan sizin şu an okuduğunuz alanla alakalı olarak meslek sahibi olabileceğiniz şeyler. İşte 3D print, yani 3 boyutlu yazıcıyla alakalı bir meslek. Yani işte sanal gerçeklikle ilgili bir meslek veya işte bu dijital dönüşümü yöneten işte ekiplerle alakalı bir meslek, robotikle alakalı bir meslek, uzaktan şeyler yönetmekle alakalı bir meslek, bulut operatörlüğü, işte veri analisti, makine öğrenmesiyle alakalı bir meslek. Yani bunlar hep önümüzde açılan yeni fırsatlar. Şimdi neden? Çünkü robotlar ilk başta bizim elimizden dediğim gibi standart işleri alacaklar. Ama bunun yanında gerçekten insan zekası gerekiyor. İnsan hem duygusal zekadan bahsediyorum, yani hem IQ'dan hem IQ'dan bahsediyorum. Gerektirecek işlerde bize yeni yeni kapılar açacak. Mesela bir diyelim, işte büyük veri alanındaki en enteresan kariyer yolları bakın. Mesela neler var? İşte veri bilimcisi. Veri mühendisi, makine öğrencisi, bilimcisi, işte şu bir yer dediği şey mesela altta business intelligence, iş zekası diye geçiyor, raporlama ile alakalı, iş zekası, çözüm mimarı falan gibi böyle istatistikçi. Yani bir yandan da durum aslında öyle, hani insanoğlu tabii psikolojik olarak işte kötüyü düşünmeye yöneliyor ama durum o kadar kötü değil aslında. Yani şey, çok da fazla sayıda yeni meslek ortaya çıkacak ve sizler aslında tam böyle bunun şeyindesiniz. Doğru yerindesiniz baktığınızda. Hani sadece yaptığınız gereken şey buralardan belli konuları seçip oralarda uzmanlaşmak aslında. Peki devam edersek mesela bu Alpe sordu bu sorudan sonra alakalı işte mesela ne gibi yani Microsoft'ta çalışmak için işte ne gibi özellikle olması lazım gibi bir soruyla karşılaştığımızda da aslında mesela biz Ali de oradan bahsetti. Biz sizin ekibinizde aslında çok fazla fark yok. Daha doğrusu bizde mi şirketler artık önlerine bir çalışan veyahut da yeni mezun bir aday geldiğinde onun ne bildiğinden çok yaklaşımlarıyla ilgileniyor. Biz bunlara yetkinlikler diyoruz. Yani işte size çok iyi bir kodlama dili biliyor olmanız orada çok büyük bir öncelik değil. Ha bu ne demek? Şey değil tabii. Teknik anlamda yetersiz kalmak anlamında değil. Onun dışında bunlardan çok daha önemli olan böyle bazı insani yetkinlikler var noktada. İşte nedir? Karmaşık program çözümü. 2015 yılında da karmaşık program çözümü varmış.
2020 yılında da 1 numaralı. Bu arada bu şey, Dünya Ekonomik Forumu'ndan yapılan bir sunumdan alınan bir şey, bir tablo. Zaten ilk ona bakarsanız, hani sadece yerlerin değiştiğini görüyorsunuz. İşte mesela 2020'de kritik düşünme, yaratıcılık, insan yönetimi, insan ilişkileri, 5. spor nedeni alırsa diğer bir falan ilişkileri görürsün. Duygusal zeka, işte karar verme, muhakeme gücü, pazarlık yapma falan gibi şeyler böyle. Bunlar hani bir yandan da teknik olarak işte derslerimizde iyi olmanız gereken konuların yanında bir de bunlarla ilgili de kendinizi geliştiriyormanız lazım arkadaşlar. Yani emin olun sizin yani bir iş görüşmesinde sizin teknik bilginizden daha çok bunlara bakacaklar. Başkalarıyla çalışabiliyor mu? İşte öğrenmeye yardımcı karmaşık problemleri anlayıp çözmeye yönelik bir eylem bulabiliyor mu? Vesaire. Mesela başka bir kaynak daha göstereceğim. Orada da mesela yine 10 beceri bu sefer farklı bir kaynaktan aynı şeyler. Zaten Türkçe'de yazmışlar. Komplet problem çözme, dinsel esneklik, müzakere, muhakeme vesaire. Hani bunları da mutlaka geliştirmek gereken uzaklardan bir tanesi. Bunlar nasıl gelişir diye sorarsanız da işte günlük hayatlarımızda aslında size zaten üniversite öğrenimi kazandırdığı en önemli şeylerden bir tanesi bu işte. İşte hoca öğrenimi mesela bazen olarak biliyorsunuz size proje veriyor. İşte gruplar oluşturuyor, 5'er kişi. Yapın bu projeyi diyor. Artık siz bu projeyle alakalı çok da fazla bir bilginiz yok. Yani nereden başlayacağım, nasıl yapacağım bilmiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz işte sıfırdan başlayarak bir şeyleri araştırarak, sorarak, diğer arkadaşlarınızla beraber çalışarak, beraber düşünerek ortaya bir sonuç çıkarıyorsunuz. Yani orada önemli olan şey işte hocanızın sizce AA veya işte F notundan daha ziyade orada beraber çalışma alışkanlığı, bir şeyleri bulabilme alışkanlığı vesaire. Bunlar böyle günlük hayatta geliştirebileceğimiz zaten farkında olmadan da aslında geliştirdiğimiz başlıyor ama hani hani hocalarınız sizden böyle bir şeyler isterken, ödevler verirken, ödevler verirken veya size bir şeyler verirken hani onları lütfen şey olarak görmeyin. Yani size iş çıkartan, sizi boş boşuna zorlamaya çalışan kişiler olarak görmeyin. Orada verilen şeyler aslında size buralarda da çok büyük katkılar sağlayacak. O yüzden mutlaka oraları ihmal etmeyin.